İlk etkinliğimiz Black Desert'ı ücretsiz edinin etkinliği geri dönüyor. Bakalım neymiş etkinliğin içeriği? Black Desert'ı ücretsiz edinin etkinliği geri döndü. Ne bekliyorsunuz? Kalıcı erişim elde etmek ve dilediğiniz kadar Black Desert'ı oynamak için bu fırsatı kaçırmayın. Bir karakteri level 50'ye ulaştırın ve Black Desert'ın tadını çıkarın şeklinde. Black Desert'ı ücretsiz edinin etkinliği geri dönüyor. Etkinlik süresi 12 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar yaklaşık olarak 3 hafta boyunca hatta 4 hafta boyunca pardon devam ediyor olacak. Etkinlik süresince Black Desert oynayan yeni maceracılar 2 misafir kart kullanarak paket satın almadan Black Desert oynayan maceracılar bu iki farklı oyuncu şekli de etkinliğe katılabilecek. Black Desert'ı etkinlik süresi içerisinde oynayıp misafir kartı kullanarak paket satın almadan Black Desert'a giriş yaptı iseniz 30 günlük ücretsiz erişim sağlayacak misafir kartı elde etmek için resmi Black Desert web sitesinden ücretsiz 30 gün oyna butonuna tıklayacaksınız. Sonra kalıcı erişime sahip olmak için erişim süresi boyunca 50 levele herhangi bir karaktere ulaştırmanız yeterli olacak. Misafir kartı nedir açıklamasını yapmış. Black Desert'ın keyfini belirli bir süre boyunca çıkarmanıza yarayan bir kupondur. Ancak misafir kartı süresi sona erdikten sonra Black Desert sürekli olarak erişmek istiyorsanız kalıcı erişim elde etmeniz gerekecek ve veya paket satın almanız gerekecek. Önceki misafir kartı kayıtları bu etkinliğin başlangıcında sıfırlanacak. Yani daha önce misafir kartını kullandıysanız tekrardan girip 30 günlük bir misafir kartı elde edebileceksiniz. Böylece etkinlik için uygun olduğunuz sürece daha önce kullanmış olsanız bile misafir kartı alabileceksiniz. Kalıcı erişim ise paket satın almadan ücretsiz olarak Black Desert'ın keyfini çıkarmanızı sağlayan bir kupondur. Etkinlik görevlerini yerine getirdiğiniz takdirde hesabınıza ertesi gün saat öğlen saatiyle 12.00'da kalıcı erişim sağlanacaktır. Kalıcı erişime sahip olmak istiyorsa sahip olsanız bile bir paket satın alabiliyorsunuz. Yani kalıcı erişime sahip olmak paket satın almanızı engelleyecek bir şey değil. Ama ücretsiz olarak kalıcı erişim elde etmek istiyorsanız mükemmel bir fırsat. Etkinlik detayları aşağıda vardı. Kurallar nedir? İlgilenen arkadaşların mevcut sayfada ilgili içeriği incelemelerini tavsiye ediyoruz. Ve bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Etkinlik su parkında yarı zamanlı iş. Termian su parkında yarı zamanlı bir işe girerek NPC Georgia'ya yardım edelim. Hadi bakalım. Tek yapmanız gereken özel karbonat, buğday ve arpa ile Termian özel birası yapmak. Su parkında yarı zamanlı iş etkinliği 12 Ağustos 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık 2 hafta süre. Etkinlik süresi boyunca Termian sahilindeki NPC Gorya'dan bir etkinlik görevini kabul edin ve tamamlayın. Etkinlik görevi 50 tane Termian özel birası ver şeklinde, tamamlama ödülü ise altın parıltılı termina 30 milyon gümüş değerinde bu. Herhangi bir NPC'ye satabiliyorsunuz. Bu görev her aile tarafından günde yalnızca bir kez tamamlanabilir ve etkinlik süresince her gece yarısı saat 00'da sıfırlanıyor. Termian özel birası elde etmek için bu bir adet buğday, Termian özel karbonatı ve maden suyu kullanabilirsiniz veya bir adet arpa, Termian özel karbonatı ve maden suyu. Bunları basit aşçılık yöntemiyle işliyorsunuz. Çok 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 küçük bir ihtimalle Termian özel birası elde etme şansına sahip olacaksınız. Kullandığınız malzemenin buğday veya arpa olduğuna göre %90 hatta %95 ihtimalle
O buğdayınız ya da arpanız size geri dönecek. %5 gibi küçük bir ihtimalle bu özel birayı üretebileceksiniz. Yani 3-3,5 saat oturup uğraşıp sonrasında 50 tane bu termiyan özel birazından elde edip bunu da 30 milyon gümüş karşılığında satmayı karlı bir iş olarak görüyorsanız, buyurun etkinliğimiz sizinle birlikte. Çok büyük bir vakit kaybı bence. Çok ciddi bir fiyasko, hiçbir şeyi olmayan, gelişim için hiçbir fayda sağlamayan, sadece hazırdan 30 milyon gümüş parayı elde etmek istiyorsanız 3,5 saatinizi gidip oraya gömebilirsiniz arkadaşlar. Bence kötü bir etkinlik olmuş. Yapılması, katılılması taraftarı kesinlikle değilim. Bunun yerine başka bir şey işleyip oradan daha iyi gelir elde edebileceksiniz. Emin olabilirsiniz. Tamamen bomboş bir etkinlik. Ve geçelim bir sonraki etkinliğimize. Termina Küpe etkinliği. Kulağım son zamanlarda biraz boş kaldı. Gösteriş için bir küpeye ihtiyacım var. Özel Termina küpesi almak için Termiyan ruhunun kaybettiği damlayı teslim edin. Bu küpeleri yükseltirseniz onları Marcella ile daha özel bir şeyle takas edebilirsiniz. İşte etkinlik dediğim böyle olmalı arkadaşlar. 13 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında etkinliğimiz başlıyor. Bu birinci etkinlik Termiyan Ruhu'nun kayıp zili. Etkinlik süresince Black Desert oynayın ve günlük oyun sürenize bağlı olarak meydan okuma ödüllerini alın diye belirtmiş. Etkinlik süresince oynadığınızda, giriş yaptığınızda Termiyan Ruhu'nun kaybettiği damla eşyasını alıyorsunuz. Sonrasında her 20 dakikada bir adet dalga pırıltısı termine alıyorsunuz. Sonra birinci saati tamamladıktan sonra her yarım saatte bir, toplam 5 saat boyunca oyunda kalırsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet dalga pırıltısı termina elde edebileceksiniz. Giriş yapmanızla birlikte de Termiyan Ruhu'nun kaybettiği damlayı elde ediyorsunuz. Bugünden itibaren artık başlamış oluyor. 13 Ağustos tarihinden itibaren her görevin etkinlik dönemleri farklıdır. Bu yüzden programı yakından kontrol ettiğinizden emin olun. Termina küpe elde etme görevi süresi 13 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında, yani şunlar 13 Ağustos 24 Ağustos arası gelecek. Yaklaşık olarak 11 gün, 12 gün diyebiliriz. Evet, 12 gün boyunca alacağız. 12 çarpı 8, 96 adet dalga parıltısı termina ve 8 adet termiyan ruhunun kaybettiği damla eşyalarını alacağız. Her görevin etkinlik dönemleri farklıdır. Bu yüzden programı yakından kontrol edelim. Evet, bir daha. İkinci etkinliğimiz ise, eğer bu aldığımız eşyalarla tri seviyesinde veya daha yüksek başarılı bir şekilde yükselttiğimiz takdirde ışığı muhafaza eden küpe görevini 13 Ağustos'tan başlamak koşuluyla 2 Eylül tarihine kadar takaslayabileceğiz. Tri seviyesiyle başarılı yükseltilememiş termina küpeleri ise keza gene 13 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar takaslayabileceğiz. Işığı muhafaza eden küpe veya umut küpesi kalıntısı görevlilerden yalnızca birini kabul edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Yani eğer buradaki başarıyla yükseltilen küpe için ışığı muhafaza eden küpe görevini tamamlarsanız Pen Kapadokya aksesuarı, Pen Kapadokya küpesini alacaksınız ve şu görevi tamamlayamayacaksınız. O durumda eğer başarısız olursanız, yani hiçbir şekilde tri aşamasına yükseltemezseniz küpenizi, o zaman da ikinci görevi yapmak zorunda kalacaksınız. Umut küpesi kalıntısı göreviyle 2 Eylül'e kadar o yükseltemediğiniz, başarısız olduğunuz küpeleri götürüp NPC'ye teslim edebileceksiniz. Etkinlik süresi boyunca Termiyan sahilindeki NPC Puri'den etkinlik görevlerini kabul edin ve tamamlayın. NPC Puri Termiyan sahilinde 3 adet görev var. Rutum, terk edilmiş madende 1000 tane
yaratık öldürme veya 1000 tane çöl nagası yenme görevleri. Bunların her biri birer adet termina küpe elde etmenize yardımcı oluyor. Görevler rastgele geliyor. Yani bu 3 görevden bir tanesi günlük olarak gelecek. Hangisinin geleceğini bilemiyoruz. İşte rutum mu gelir, artık terk edilmiş demir madenim gelir, çöl nagası mı gelir? Bu tamamen randomize. Termiyan ruhunun kaybettiği damla eşyasına sahipseniz görevi tekrar tekrar kabul edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Görevi teslim ettikten sonra termiyan ruhunun kaybettiği damla eşyasını kaybederseniz tekrar elde edemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Şimdi bu görevi aldığımızda bize hem o damlayı vermemizi istiyor hem de 1000 tane bu yaratıklardan birini kesmemizi istiyor. Damlayı teslim etmeden önce yaratıkları kestiğimizden emin olmamız lazım. Aksi durumda o yaratıkları kesmeden küpeyi teslim edip damlayı teslim edip daha doğrusu iptal edersek görevi küpeyi hiçbir zaman alamıyoruz. O yüzden yapabileceğimizden emin olduktan sonra bu görevleri almakta fayda var. Eğer bir etkinlik termiyan ruhunun kaybettiği damla eşyasına sahipseniz görevi tekrar tekrar kabul edebilirsiniz. Yani gidip her gün bir tanesini yapmak zorunda değilsiniz. Bunları biriktirip gidip bir gün içerisinde işte 4000-5000 tane yaratık keserek de aynı şekilde görevleri tamamlayabilirsiniz. Görevi teslim ettikten sonra termiyan ruhunun kaybettiği damla eşyasını kaybederseniz tekrar elde edemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Görevler 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23.59'a kadar kabul edilebilir. 24 Ağustos Pazartesi 23.59'da artık görevleri kabul etmemizin son zamanı, daha edemiyoruz. Kabul edilen görevler ise 26 Ağustos Çarşamba sunucu bakımına kadar tamamlanabilir. Ama tamamlamazsanız Mortingen Strize bakımla birlikte gidecek. Meydan okumaları tamamlayarak elde ettiğiniz dalga parıltısı, termiyan eşyası, termiyan küpeyi yükseltmeyi denemek için kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi pri seviyesine birinci yükseltmede %80 gibi ciddi bir oran gösteriyor. Yani tri seviyesine çıkartmak çok da zor olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekipman yükseltme oranı artışından etkilenmiyor. Yani herhangi bir FS kullanmanızın bir önemi yok. Sadece küpeyi alıp gün giriş ödüllerinden gelen eşyalarla birlikte yükseltmeyi deniyoruz. Termine küpe en az 3 seviyesine geldiğinde pen kapotya küpe ile takaslanabilecek Belya'daki Marsilya'yı bulacağız. Bu görev ışığı muhafaza eden küpe görevi. Bunu yaptığımızda ben kapotya küpeyi alıyoruz ve eğer başarısız olursak umut küpesi kalıntısı görevini yapacağız. O da böyle pre, duo ya da hiç yükseltilmemiş seviyedeki termina küpeleri götürüp verdiğimizde bir adet kalıntı elde ediyoruz ve toplamda 6 adet termina küpe kalıntısı teslim ettiğimizde Trinar kulak aksesuarı ya da Ted Kapotya küpe ikisinden bir tanesini elde edebiliyoruz. Yani hiç yoktan pen seviyesinde olmasa da Ted seviyesinde bir kapotya küpe elde etme şansımız olacak. Günlük düzenli olarak yaparsak görevleri, ama pek çok kişinin pen kapotya'yı elde edebileceğini düşünüyorum. Düzenli günlük görevleri yapıp gerekli malzemeyi almaları halinde. Yükseltmekte başarısız olduğunuz termina küpe varsa görev ard arda tekrar edilebilir ve termina küpesi kalıntısı 6 tane toplayarak Marsilya'dan tekrar diğer görevi alarak Ted Kapotya küpe veya Trinar kulak aksesuarı elde edebileceğiz. Bu görevde ışığı muhafaza eden küpe görevi kabul edilmiş ve tamamlanmış olmadığı takdirde tamamlanabiliyor umut küpesi kalıntısı görevi. Ve 2 Eylül Çarşamba bakımdan öncesine kadar
Bu görevi tamamlayabiliyorsunuz ve bu görevlerden herhangi bir tanesi, sadece bir tanesi, her aile için bir defaya mahsus tamamlanabilecek. Güzel bir etkinlik arkadaşlar. Benzer etkinlikleri bekliyoruz bütün sunucu olarak. Termine küpesi etkinliğimizi de geçtik ve hazine istiyorum etkinliği. Meşhur hazineleri aramaya hazır mısınız? Güçlü bir silah, tabaklama ve kasap bıçağı ve son olarak asla pes etmeyen bir ruh. Gereken her şeye sahip misiniz? Tonlarca kadim ruh tozu. Birinci etkinliğimiz 12 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar yaklaşık olarak 3 hafta devam ediyor olacak. Etkinlik süresi boyunca canavarları yenerek kadim ruh tozu elde etme şansımız artmış ve kadim ruh tozu çok yüksek ihtimalle bütün avlanma bölgelerindeki yaratıkları öldürerek elde edebileceğimiz bir eşya haline gelmiş ve bütün sunucularda geçerli bu etkinlik. Efsanevi hazineleri bir kez daha arayın etkinliği. İkinci etkinliğimiz ise aynı şekilde 3 hafta boyunca devam ediyor olacak. 12 Ağustos'tan 2 Eylül bakımına kadar devam edecek bu etkinlik. Etkinlik süresi boyunca yalnızca belirli avlanma alanlarında elde edilebilecek hazine eşyaları ek avlanma alanlarında elde edilebilecek. Örneğin bilinmeyen haritanın parçası eşyası, Rot Sülfür Madeni ve Plako Hapishanesi yerine Taptar Ovası ve Şahmeran ilinde de elde edilebilecek. Burası Sentor ve Şahmeran ilini. Akman'da ve Histeria'da çıkan geliştirilmiş pusula parçaları ise Histeria parçaları. Kratuga ve Giffin Raysiye Tapınağı'nda Akman parçası ise Kratuga'da tekrar elde edilebilecek. Ve son olarak sınırsız pot ve sınırsız HP ve MP potlarının da parçalarının yerleri değişmiş. Gördüğünüz üzere Navarran Bozkırı'nın da tabaklama ile elde edilebilecek eşya Mavi Balina'dan, Kaçak Kalt'tan, Valencia, Kamasilvia ve Dryhan avlanma yaratıklarından toplama kasapçılık aracılığıyla elde edilebilecek. Narkın Kızıl Gözyaşı Manşaum Ormanı yerine Navarran Bozkırı'nda kurt sürüsünden elde edilebilecek. Matrahan'ın zehirli bezesi Sira harabeleri yerine Fadus'tan elde edilebilecek. Şereka'nın devası Şereka'nın mezarı yerine Proti mağarasından Ron'un çanı Orman Ronaros nişancısı yerine Skraya harabeleri üst bölgeden ve kül rengi yarımay Kaktunak Kızılkurt köyü yerine Çağrı harabelerinden elde edilebilecek. Bu etkinlik yine bütün sunucular için geçerli olacak, duyurulmuş. Ve bununla birlikte arkadaşlar etkinliklerimizin sonuna